insanlardan çekinen, konuşmasını bilmeyen kişi olmaması lazım. Bir de şunu yanlış alıyorlar. muhaliflerle tartışır. Tartışma maalesef Türkiye'de kirletilmiş bir kelime. Halbuki tartışma felsefe literatüründe güzeldir. Mantık ve delille muhaliflerle tartışmak olayı rasyonel olarak pragmatist olarak, pragmatik olarak mesela çözmeye çalışmak olayı. Yani gerçeği aramak odur. Yüzle tartışmak şu anda Türkiye'de 20 yıldır atışma var. Özellikle şey hükümeti eline geçiren kişi e, muhalifleri istediği gibi eleştirebiliyor, hakaret edebiliyor, tehdit bile edebiliyor. Ama onlarla yüz yüze tartışmaktan sürekli kaçıyor. Bu demokrasisinin desiyle bile şey etmez, o uyuşmaz yani demokraside karşılıklı tartışma vardır milletin önünde. Bu ise atışma, devletin şeylerini bütün kurumlarını ele geçirmiş, propaganda araçlarını ele geçirmiş, ünlü olarak halka bir hikaye anlatıyor ama onu sorgulan yok. Gazetecilerle arada bir görüşüyor, onlar da böyle uyuşturarak daha önce hazırlanmış soruları tepsiyle önüne sunuyorlar, kimse onu çelişkilerini, yalanlarını, icraatlarını doğru dürüst sorgulamıyor. bu otokratik, otoriter devletlerde, Kuzey Kore'de, işte Rusya'da Putin şeyinde görülen biçimdir. Burada her türlü yalan olur, her türlü sahtekarlık, her türlü hırsızlık gerçekleşir çünkü onu çaprazlama sorgulama ile ifşa edecek bir muhalefet imkanı tanımıyor. Neyse,